Arkadaşlar çok özür dileyerek bir 30 saniyenizi alacağım. Lütfen geçmeyin burayı. Hani çok önemli olmasa da önemli bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar Discord'da level sistemimiz var biliyorsunuz. Bu level sistemine farklılık getirmek için ejderhalarla isimlendirmek istedim ben de. Bundan bir ay önce bir sistem getirdim. Levelinize göre ejderha alıyorsunuz. Atıyorum 1 levelde Korkunç Dehşetli, 20 levelde Ölümcül Nattar, 40 levelde Night Fury. Eğer ki dikkatinizi çekerse Discord'a gelin, altta Discord linkimiz var. Oradan size gerekli açıklamayı yaparlar zaten kime sorsanız. Daha fazla vaktinizi almayacağım, hemen videoya geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Umut ve bugün birlikte gördüğünüz gibi yeni tatlı mı tatlı tekrar gelen, yeni gelen demeyeyim. Dişsiz ve Light Fury'nin yavrularını, bebeklerini, tatlı mı tatlı bebeklerini inceleyeceğiz. 3 tanesi, 3'ü de, 3 tane var biliyorsunuz. 3'ü de markete geldi ve biz de hemen aldık. Onların statslarını inceleyeceğiz, kostümlerini inceleyeceğiz. Bize benim üstümdeki gibi çıkan 5 tane daha kostüm, ya 3 tane, bunun haricinde 4 tane daha kostüm var. Onları inceleyeceğiz ve videoyu bitireceğiz. Uzun zamandır Scoff Dragons videosu gelmiyor. Yakında yayın olarak da Scoff Dragons düşünüyorum. Hiç takip ederseniz sevinirim. Ve Discord'a geldi getirdiğimiz sistemi de incelerseniz, bir katılırsanız, bir bakarsanız çok çok sevinirim. Çok lafı uzatmadan hemen incelemeye geçeceğiz. Öncelikle üstümdeki kostüme bakalım. Arkadaşlar bana soracak olursanız üstündeki dikiş şeyleri, izleri bayağı bir hava katmış kostüme. Ancak şöyle bir sorun var. Hemen daha detaylı inceleyeceğim. Flysuit olarak çıkmış ama uçulmuyor. Nedenini bilmiyorum. Nedenini bilen varsa, ya sorun bende de olabilir ama nedenini bilen varsa yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim. İnebilirsem iş artık. Şöyle biraz geriye gidelim. Hemen markete gireceğim. Öncelikle şimdi şuradan kostümleri inceleyerek başlayacağım da, neredeydi bu kostümler anasını ya? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada mıydı ha? Burada Allah'ım buldum. Şunu arıyorum bir saattir ha. Neyse. Benim aldığım burada gözükmüyor fakat diğerlerini inceleyeyim. Light Fury'nin kostümüyle başlayalım. Light Fury'nin kostümü bembeyaz olan bir kostüm. Gözleri mavi zaten. Hoş bir kostüm. Dediğim gibi bana soracak olursanız üstündeki dikiş izleri, yani dikme şeyleri hoş bir hava katmış. Dümdüz beyaz olsaydı bayağı bir kötü olurdu. Bence böylesi daha iyi. Beyazlıklar güzel olmuş. Yani burada tüm içeriklere bakacağız. Yeni gelen bu yavrularla alakalı. Evet, bu mavi gözlü yavru, kulakları aynı beyaz, patileri yani ayakları, kuyruğu beyaz. Yine dikişleri bir hava katmış. Ön karın kısmı da beyaz arkadaşlar. Bence gayet güzel. Beyaz yavrumuza bakıyoruz. Gözleri yeşil tabii ki. Kuyrukları ve kulakları ve kuyruğu siyah. Şu arkalarındaki sırt kısmı da siyah arkadaşlar. Aynı yavrularla aynı yapmışlar zaten. Yeşil gözlü siyah yavrumuza da bakıyoruz. Karın kısmı beyaz, ayak şey şu çıkıntılar, kuyrukta da çok az bir beyazlık var. Kulaklarımız siyah zaten, o yavru gibi aynı. Bu aynı şekilde dediğim gibi dikiş izleri bana soracak olursanız bir hava katmış, mükemmel olmuş yani. Beğendim. Sadece şu kafa kısmı bence çok hoş değil ya. Ya bunu kullanacaksanız bana sorarsanız şuradan bir yara izi nerede ya? Ha, yara izi alabilirsiniz, bilmiyorum hoş durur mu ama bakmak gerekir açıkçası. Neyse. Çünkü çok beyaz ya, çok böyle hoş duracağını sanmıyorum ya. Bilmiyorum, çok görmüyorum ama benim çok hoşuma gitmiş şuradaki kafa kısmımız. Böyle şeyler gelmiş arkadaşlar yavrular hakkında. Ben buralara çok girmediğim için ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama yani oturak, yani sandalye olduğunu görüyorum tabii ki ama Scoff Dragons'un bu bölümüne çok girmediğim için bilmiyorum. Arda eğer giriyorsa, oynuyorsa alır bunları zaten. Hemen yanına gelirim. Başka şeyler gelmiş mi? Şöyle hafiften kaydıracağım. Çok da bir şey gelmemiş gibi. Arkadaşlar şöyle shield'lar gelmiş bu arada. Bunlar bayağıdır vardır belki. Ben yeni görüyorumdur ama güzel olmuş. Böyle shield'ların gelmesi. Kaç senedir tek shield vardı.
Tamam, onlara geleceğim. Şimdi öncelikle yavruları göstereyim, ondan sonra yavruların skinlerini göstereyim. Ben bu arada bunu aldım. Diğerlerini alır mıyım bilmiyorum. Alır mıyız bilmiyorum. Hemen yavrulara bakalım. Çok lafı uzatmadan aşağı doğru hop iniyoruz ve yavrularımız burada. Öncelikle beyaz olana bakmak istiyorum. Stasları burada 9, 2, 8, 7.5, 6.3 ve 6. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aralarındaki en hızlısı bu. Ama en az vurunu da bu hasar olarak. Bu 12 vuruyor. Ama en hızlı gideni bu. En çok vuranı bu. En yavaşı bu. Ortadaki de bu arkadaşlar. Bu 12 vuruyor. Bu 13 vuruyor. Bu da 14 vuruyor. Yani bunun kriti 12 vuranın kriti 24. 13 vuran bu pardon şuradaki. 13 vuranın kriti 26. Bunun kriti de 28. Bu babasının hasarını kriti olarak vuruyor. Dişsiz de 28 vuruyor biliyorsunuz. En yavaşları bu arkadaşlar. Ortadaki hızlı da bu. Diğer staslarda böyle zaten durup durup bakabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde gelmiş. Hemen Make Activate Dragon yapalım ve bakalım yavrumuza. Şöyle yakından incelemek istiyorum. Çok tatlı. Özellikle benim hoşuma giden şey ne biliyor musunuz? Bakın biraz geri gideyim. Şu arkasından gelen şey arkadaşlar bakın. Dikkat ederseniz arkasından küçük Night Fury şey geliyor. Yani morumsu bir renk geliyor. Bilmiyorum çok görünüyor mu videoda ama görünüyordur diye düşünüyorum gerçi. Morumsu bakın şöyle göstereyim daha rahat görünür. Morumsu bir renk geliyor arkadaşlar. Şöyle yaparsam yok böyle olursa olmuyor. Şöyle morumsu renk geliyor. O benim çok hoşuma gitti. Bir detay olarak. Bunda arkadaşlar kulakları hafif siyahımsı. Çok aslında siyah bir renk yok. Kuyruk ve kulak bir de sırtındaki çıkıntılar siyah arkadaşlar. Gözleri de yeşil zaten. Dişimize çekmiş gözleri. Gayet güzel tatlı bir yavrumuz. Ama bana soracak olursanız tabii ki en tatlısı. Bence bana soracak olursanız arkadaşlar. Hop buradan dartımız en tatlısı. Bu arada şu anda i butonunda da sizce en tatlısı hangisi? Bir oy verirsiniz çok sevinirim. 3 tane seçeneğimiz olacak. Acaba size göre en tatlısı hangisi gerçekten merak ediyorum. Bana göre dart arkadaşlar. Bana göre gerçekten en tatlısı bu. Şöyle göstereyim. Abi gözleri mavi bir kere tamam mı? Ve üstündeki siyahlık beyazlık oranı mükemmel. Karın gövdesi, karın bölgesi yani gövde tarafı beyaz olması ayrı bir hava. Ağzının altının beyaz olması çok ayrı bir hava. Patilerinin beyaz olması, kulaklarının ve kuyruğunun beyaz olması çok daha ayrı bir hava. Yani her şeye hava katmış bana soracak olursanız. Aynı şey bu arada gelen morumsu, mavimsi, lacivertimsi artık hangi renkse çok seçemiyorum. Bunda da var ve gerçekten güzel bir hava katıyor. Yani iyi butonundan bir oy verirseniz çok mutlu olurum. Acaba hangi size göre daha tatlı bunu merak ediyorum. Ateş etme efekti de çok güzel gerçekten ya. Şuna bak. Şöyle bir patlatalım. Atış sayıları da 6 olması lazım. Bir bakalım. Beyazın 6'ydı galiba. Bunun da 6'dır diye düşünüyorum. Hemen diğer yavrumuzu da geçelim. Videoda mıyız bu arada onu da kontrol edeyim de taktiğe gelmeyelim bir anda. Şu şekilde Make Activate Dragon diyelim. Hoppa şöyle. Arkadaşlar aralarındaki uykucu bu. Uyuyor gördüğünüz gibi. Bildiğin uyuyor yani. Gerçekten uyuyor yani. Çok uykusu var. Uykulu bir arkadaş. Bunun da yine atış limiti 6. 13 vuruyor arkadaşlar. Bunu yakından inceleyecek olursak gözlerinin kısık olması buna ayrı bir hava katmış. Bence yani bu da tatlılık. Gördüğünüz gibi uyuyor. Şş uyan lan. Diğer kardeşine benziyor fakat bunun kulaklarının siyah olması bir tık havasını kısmış. Kuyruğunda da aynı şekilde daha az beyazlık var. Ama karın gövdesi tamamıyla beyaz. Yani o da onu tatlı yapan diğer unsurlardan biri. Patileri tamamen beyaz değil diğer kardeşine nazaran. Ama burada tatlı dediğim gibi. Hatta bunu ikinci sıraya koyabilirim. Ama bilmiyorum aslında beyaz da iki olabilir. Neyse o zaten iyi butonundaki yaptığınız şeylerden göreceğiz arkadaşlar. Gayet tatlı bir yavrumuz bu. Şimdi ben dartımı alacağım açıkçası. Şöyle
bir dartımızı alalım. Gördüğünüz gibi daha beyaz kuyruğu falan, patileri de aynı şekilde, kulağı da aynı şekilde beyazlık var. Çok tatlı açıkçası. Markete giriyorum. Son göstereceğim bir şey daha var arkadaşlar. Onu da gösterip bitirmek istiyorum yavaştan videoyu arkadaşlar. Tabii marketimize girerse her zamanki gibi yavaş giriyorum markete. Abi neden ya? Ben merak ediyorum neden oluyor bu. Geldi. Nightlight stable varmış bu arada. Aa! Çok iyi lan. Nightlight stable. Bunu da almak isterim aslında ama bunu da belki başka videoda gösteririz. Başka gelen bir şey var mı Nightlight ile alakalı? O şimdi göstereceğim dışında galiba yok. Tamam. Şimdi buradan skinlere giriyoruz. Buradan Cyclops'a geliyoruz ve gördüğünüz gibi önünüzde Nightlight, yani onların yavruların renk paketleri, skinleri var. Hemen en baştan başlayacağım. Puncher'ın bir skini şöyle gördünüz. Aslında renk uyumu çok güzel. Gözleri yeşil olduğu için bu skin gayet uyuyor ve kulaklarındaki şu ayrıntılar da gayet hoşuma gitti. Arkasındaki ayrıntılar yani. Ben beğendim bu skini Puncher için. Puncher'in diğer bir skin ama bu da açmış. Bu renk de yine gözleriyle uyumlu mu tam emin değilim ama beyaz olduğu için kendisi. Üstündeki şu andaki mor ve pembem diyemem aslında. İkisi de mor diyelim bence. Kapalı açık mor. Yine uyumuş ama sade. Bence şu sırt kısmına da bir şeyler yapılabilirdi. Diğer bir Puncher skinimiz. Evet aynı şekilde. Aynı dediğim gibi. Bence bu gayet uyumuş. Beyazlı kırmızının uyumunu anlatmaya gerek yok. Zaten gayet güzel bir skin. Bunu beğendim. En beğendiklerimden biri. Dart'a en son bakacağım. Roof Runner. Tamam okudum. Ya bu skin güzel de çok güzel. Şu sırt kısmına bir tık daha detay eklemeleri lazımdı bence arkadaşlar ya. O konuda bir tık eksiklik var bu skinde. Ayak kısmındaki detaylar da güzel ama sırt kısmına bir tık daha detay ekleselermiş güzel olurmuş. Diğer bir Roof Runner skinimiz. Yine dediğim gibi sırtındaki efekt bu skini güzelleştirmiş. Özellikle kafasındaki efekt de çok güzel olmuş. Şu skinlere görebileceğiniz gibi kafalarındaki efektler çok en ucuz ama bence en güzeli bu açıkçası. Diğer bir Roof Runner skini. O da böyle bunda aynı şekilde kafasındaki efekt mükemmel. Bunu da sırtında hafif bir şeyler olsaymış çok güzel olurmuş açıkçası. Şimdi Dart'a geliyoruz. Aynı şekilde aynı yorum yapacağım. Hepsinin aynı skini çıkartmışlar. Zaten sadece yakışmışlığına bakacağım. Dart'ımızın gözleri bayağı açık olduğu için bayağı hoş görüntüler çıkıyor. En çok yakışan skin son bakacağım olacak. Bu da yakışıyor ama bence bu daha çok yakışıyor gözleriyle uyumlu olduğu için. Ah şu sırtına biraz daha efekt eklemiş, ekleseylermiş şu skinlere. Mükemmel olacakmış gerçekten ama neden inatla eklememişler onu anlamadım. Pardon bir tık mikrofona vurdum. Yani dediğim gibi çok diyecek bir şey yok ama en güzel skini ben bu olarak, yani şu kırmızılar olarak söyleyebilirim. Çünkü sırtındaki efektten dolayı en çok da açıkçası beyaza yakışıyor. Başka bakacağım bir şey yok galiba. Şöyle tutlusumuzun skini de var. Lightfire'imizde de gelmiş, ne zaman gelmiş bilmiyorum ama bayağıdır gelmiş olabilir yani, ben yeni görüyorum. Güzel asil bir Lightfire'imiz var burada. Başka da göstereceğim bir şey yok galiba arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yazık Dart'ımız da uyuyakalmış. İyi butonundaki oylamaya katılmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like ve yorum unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.